Kimyaya ait alt disiplinler ve uygulama alanları verilmiş. Burada doğru eşleştirmeyi sormuş. Hemen A'ya bakalım. A'da canlı organizmaların kimyasal yapısını inceler demiş. Canlı organizma denildiği zaman hemen aklımıza kimyanın alt disiplinlerinden biyokimya gelmesi gerekir. B'ye bakacak olursak maddelerin bileşenlerini ve birleşme oranlarını. Hemen bakalım bileşenler ve birleşme oranları. Aklımıza nitel ve nicel kimya gelmesi gerekir. Dolayısıyla nitel ve nicel dediğimiz zaman bunu da karşılayan ne olacaktır? Analitik kimyadır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz B'ye gidecektir. C'ye baktığımız zaman kimyasal olayları fiziksel. Hemen fiziksel denildiği zaman aklımıza fizikokimya gelecek. Dolayısıyla bunu da C'ye götürmüş olacağız. O halde 1'i C'ye, 2'yi A'ya, 3'ü de B'ye götürmüş olmamız gerekir. Yukarıdakilerden hangileri su arıtım tesisinde çalışan bir kimyacının amaçlarından değildir? Su arıtım tesisinde çalışan bir kimyacı suyun çevreye zarar vermesini önler, suya tekrar kullanılır hale getirir. Böyle bir amacı vardır. Suyu bileşenlerine ayırmak. Yani böyle bir amacı yoktur su arıtım tesisinde çalışan bir kimyacının. Dolayısıyla 1 ve 2. öncülerimiz doğrudur. 3. öncülümüz yanlıştır. Hangisi değildir diye soruyor zaten. O halde cevabımız yalnız 3 olmalıdır. Aşağıdaki maddelerin hangisinin gösteriminde sembol kullanılır? Sembol. Yani sembol kullanılması için onun ne olması lazım? Element olması lazım. Kezzap bir bileşiktir, lehim bir alaşımdır. Dolayısıyla kezzabın bir formülü vardır. Ancak lehim alaşım olduğu için, çözelti olduğu için belli bir sembolü veya formülü yoktur. Su bileşik olduğu için neyle gösterilir? Formülle gösterilir. Alkol bileşik olduğu için belli bir formül ile gösterilir. Ancak burada demir element olduğu için neyle gösterilecektir? Sembol ile gösterilecektir. Dolayısıyla cevabımız demir olmalıdır. Aşağıda bazı bileşikler ve yaygın isimleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleştirmede hata yapılmıştır diye söylüyor bize. Önce Na2CO3 bu nedir? Çamaşır sodasıdır. Bu ifademiz yaygın ismi doğrudur. FSO4 yani Kıbrıs taşıdır arkadaşlar. KNO3 yani güvercilidir. NaHCO3 bu da kabartma tozudur. HNO3 yani nitrik asit zatçağı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. HNO3'ün yani nitrik asitin arkadaşlar yaygın adı kezzaptır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Ülkemizde iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasaları ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu olayın amacı hangileri olabilir? Öncelikle meslek hastalıklarını önlemek gibi bir amacı vardır. İş kazalarını önleme amacı vardır. Çevre sağlığını koruma amacı vardır. Dolayısıyla üçünde de olduğu gibi böyle bir amaç söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olmalıdır. Arkadaşlar böyle bir şeklimiz verilmiş. Bu şekildeki işaretin, uyarı işaretin anlamı nedir diye söylüyor bize. Bu uyarı işaretin arkadaşlar anlamı kimyasal maddenin patlayıcı özellikte olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Görüldüğü üzere patlıyor ve etrafa belli şeyler yayılıyor. Dolayısıyla bu işaretin anlamı patlayıcı demektir. Aşağıda verilen maddelerden hangisi çevre ve insan sağlığına zararlı değildir? Arkadaşlar civa dediğimiz HG insan sağlığına zararlıdır. PB dediğimiz kurşun insan sağlığına zararlıdır. SO3 gazı insan sağlığına zararlı. Karbonmonoksit gazı insan sağlığına zararlı hatta ölüme neden olabiliyor. Ancak magnezyum insan sağlığına zararlı değildir. Dolayısıyla cevabımız magnezyum olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri simyadan kimyaya aktarılmıştır diye söylüyor. Barut arkadaşlar simya döneminde keşfedilmiş ve kimya dönemine aktarılmıştır. Dolayısıyla birinci ifademiz vardır. Elektroliz yöntemi arkadaşlar elektroliz yöntemi kimyasal bir yöntemdir. Simya döneminde yoktur bu yöntem. Dolayısıyla ikinci ifademiz yoktur. Eritme kapları, imbik ve fırın gibi aletler ta simya döneminde yapılmıştır. Dolayısıyla simya döneminde olup kimya dönemine aktarılan 1 ve 3 olmalıdır. Yukarıda verilen yöntemlerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? Simyacılar tarafından kavurma yöntemi kullanılmış, damıtma yöntemi kullanılmış, öğütme yöntemi de kullanılmış. Dolayısıyla her 3 öncülümüzde simya çağlarında kullanılmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri simyanın bir bilim olarak kabul edilmeme nedenlerindendir? Simya arkadaşlar, sınama yanılma yani deneme yanılma yöntemi kullanıldığı için kimya bir kimya gibi bir bilim dalı değildir. Yine simyanın teorik temelleri yoktur. Bu nedenle simya bir bilim dalı değildir. Bu ifade de doğrudur. Çalışmalar laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Hayır, bununla ilgili bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla simya sınama yanılma yoluyla yani deneme yanılma yöntemini kullandığı için bilim dalı değildir. Teorik temelleri olmadığı için yine bilim dalı değildir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır.